İyi akşamlar Konya Çimento günlük grafik. Konya Çimento en son Ağustos'ta şurada ortalarında bir videosunu yapmıştım. Daha sonra şurası olacak pardon. Ağustos 15, 16, 17 o aralarda. Tabii daha sonra 100'den çıkartıldı. Çıkartıldıktan sonra da pek videosunu bir daha yapmadım. Şöyle şimdi kalan günlerde yayılmış yani grafik hemen sağa doğru böyle yaymış kendini, bir destek bulmuş. O desteğin üstünde beklemeye geçmiş. Gördüğüm kadarıyla da 22 Kasım'dan bu yana, bakın hatta 22 değil de 23-24 Kasım'dan bu yana bir yükseliş trendi başlatmış Konya Çimento. Yani var olan momentumdan biraz da nasibini almış diyebilirim. 870'lerden 1100 lira kadar istikrarlı güzel bir yükseliş. Arada bir düzeltme var, dirence takılıp. Şöyle bir büyüteyim bu kısmı. Ve bu yükselişte bugün kapanışla beraber devam ediyor haliyle. Yeni haftada 1074. Volatil bir hafta olabilir. Dikkat etmek lazım. PPK var, FED var. Biraz onu pazar günü 100 endeksinde anlatacağım. Volatilite yüksek olabilir. Ama 1074 veya kırdığı 1020 direnci dikkate alınabilir. Bu direncin üstünde kaldıkça hızlı hareketin devam beklenir. 1250 civarları var yukarıda yeni bir direnç hattı olarak. Şimdi tavan tavana bağlar mı onu bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bazen hedef soran arkadaşlar oluyor. Ben hedef bilmiyorum. Söylemiyorum. Benim böyle subjektif tahminlerim olabilir kendimle alakalı. Kendi kendime bir tahminim olur ama yani bunu söylemenin de gereği yok. Beklentiye sokmanın gereği yok kimseye. Onun için mantık basittir. Yani destek üstünde kalıp da bir akım devam ettikçe yani nereye gidiyor bakarsınız. Kırdığı yerde de artık satıyor musunuz, ne yapıyorsanız o da sizin kararınız. Tabii 1250 civarları kırıldıktan sonra şu tepeye burada yüksek bir şeyde dağıtıldı. Hacimle de dağıtıldığı bir tepe burası senedin. Bu tepe artık izlemeye başlar diye tahmin ediyorum piyasa özellikle 1250-1300 bandı olarak söylüyorum. Biraz geniş söylüyorum o kısmı. O kısım kırıldıktan sonra pozitif yani hacimler pozitif. Tekrar bir hacimlenme başlamış 22 Kasım'dan bu yana. Ve devam ediyor. Düzeltme de bakın şuradaki düzeltme de hacimler nasıl daralıyor. Ya yani bu çok ideal bir tablodur hacim tablosu olarak. 74 RSI biraz sıcak ama kuvvetli. MACD'ye bakıyorsunuz o da gayet kuvvetli bir şekilde akımın devam ettiğini gösteriyor. Konya için söylenebilecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.